Üniversitetercihleri.com'un sunduğu Üniversite Yolunda programı devam ediyor. Efendim, kısa bir reklam arasından sonra programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde konuğumuz Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mustafa Doğan Karacoşkun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz hocam. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni biraz sizden dinleyebilir miyiz? Neler söylersiniz? Kilis 7 Aralık Üniversitesi 14 yıllık genç bir üniversite. Bu genç olması aslında bir dezavantaj değil, bana göre bir avantaj. Dinamik bir üniversite, kadrosu da genç bir üniversite. Büyük oranda yurt dışında doktora yapmış arkadaşlarımızın da olduğu ve bu enerji ve dinamizmin eğitim ve akademi ile birlikte ülkemizin, öğrencilerimizin, şehrimizin hizmetine bir şekilde verildiği bir üniversite. Özetle böyle. Özetle böyle. Söyleyeyim. Peki bölümlerden bahsedersek hangi alanlarda, belli alanlarda uzmanlaşmalarınız, odaklandığınız bölümler, birimler var mıdır? Neler söylersiniz? Üniversitemizde 8 fakültemiz, 4 meslek yüksek okulumuz, 2 yüksek okulumuz, 14 araştırma merkezimiz var. Ve bu programlar dışında bizim lisansüstü eğitim merkezimiz var. Yüksek lisans ve doktora programlarımız var. Biz özellikle eğitim fakültesinde, öğretmenlik alanlarında, ilahiyat fakültesinde, KPSS sınavlarında öğrencilerimizin dereceleriyle ve başarılarıyla hakikaten bu konularda biraz daha önde bir üniversite olduğumuzu ya da en azından önde üniversitelerden birisi olduğumuzu, 14 yıla bunu sığdırdığımızı ifade edebilirim. Tabii şunu da söyleyeyim, 14 yıl derken üniversite geleneğinin oluşması 34 yıllık. İlk olarak meslek yüksek okuluyla başlayan bir süreçtir bu. Ama toplamda bir 14 yıl üniversite olduktan sonra geçen süreden bahsediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle Ziraat Fakültemiz yine çok çok iyi bir akademik noktada. Hem öğrencilerimizin eğitimi açısından hem de doktora programlarımız, işte Ziraat Fakültesi üzerinden şehrin tarım alanındaki gelişimine sunulan katkılar, verilen eğitimler, seralarımızda yetiştirilen ürünler, bunların sanayi ürünlerine dönüşmesi gibi çalışmalarıyla Ziraat Fakültemizde çok çok iyi bir durumda. Ayrıca diğer sağlıkla ilgili mesela fakültemiz, sağlık bilimleri fakültemiz, yine 2 yıllık sağlık meslek yüksek okulumuzda da biz yine güzel programlarla, özellikle istihdam öncelikli programlarla öğrencilerimize nitelikli bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Hocam, konu açılmışken sormak isterim. Siz bölgenin iklim özelliklerinden, coğrafi yapısından faydalanarak çok kıymetli ürünler hazırladınız üniversite olarak. Bize de getirdiniz nezaketle, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Bu ürünlerle ilgili biraz konuşalım mı? Bölgeye de ülkemize de çok güzel dışsal fayda sağlayan ürünler, neler söylersiniz bu yapıyla ilgili? Şimdi şöyle, aslında Kilis münbit bir toprağa sahip. Yani tarım noktasında son derece elverişli. Belki tek bir dezavantajı, yeterli sulama imkanları yok. Ama bununla birlikte bizim üretebileceğimiz özellikle susuz tarım noktasında ciddi ürünlerimiz var. Ki zeytin bunların başında geliyor. Ve biz zeytin konusunda hakikaten çok da iyiyiz. O kadim Mezopotamya'daki işte zeytin dediğimizde Kilis yapılan kimi araştırmalarda önde olan şehirlerden birisi. Höyük çalışmalarında bunu gördük. Çok eski zeytin ağaçlarına rastlayabiliyoruz Kilis'te. Biz bunu güçlendirerek kendimize özel, özgün zeytini hem bir gıda ürünü olarak hem de bir sanayi mamülü olarak nasıl değerlendirebiliriz noktasında bir 5 yıla yakın bir süre önce çalışmalarımıza başladık. Bunu kurduğumuz seralar üzerinden kendi yetiştirdiğimiz zeytinlerle birlikte, örnek süreçlerle birlikte bir şekilde önce zeytinyağına, ama daha nitelikli, daha talep görür bir zeytinyağına dönüştürdük. Ki bu konuda şunu da ifade etmeliyim müsaadenizle. Şehrin diğer yönetsel dinamikleri de bu konuda çok ciddi katkı sunuyor. Başta Sayın Valimiz olmak üzere hakikaten belediyemiz. Onlarla da işbirliği içerisinde şu anda zeytinde iyi bir mesafe aldığımızı düşünüyorum. Zeytinyağına dönüşmesi noktasında. Biz ayrıca kendi laboratuvarlarımızda bundan çeşitli sağlık ürünleri oluşturduk. Tabii yani biraz krizi fırsata da çevirdik de diyebiliriz. Çünkü pandemi döneminde sağlık ürünleri, evet, hele doğal sağlık ürünleri çok revaçta oldu. Biz de oradaki arkadaşlarımızın, hocalarımızın, işin uzmanı çalışmalarıyla örneğin dezenfektan üretimi
bunun içinde olmak üzere özellikle zeytinyağından üretilmiş sıvı sabun, katı sabun, yüzey temizleyici gibi çeşitli ürünlere ağırlık vermek suretiyle bunların dermatolojik testleri de yapılıp bir şekilde Sağlık Bakanlığı onayıyla birlikte bu ürünleri şu anda hazır hale getirdik. Burada tabii doğrusunu söylemek gerekirse bu ürünlerin hazırlanmasında ciddi bir çalışma var, ciddi bir gayret var, ciddi bir akademik emek var. Ve ortaya çıkan ürünlerimiz konusunda da gerçekten iddialıyız. Şu anda çeşitli kamu kurumlarıyla ciddi, ben ismini vermeyeyim ama kurumlarla ciddi protokollerimiz var. Bu protokoller çerçevesinde bu ürünlerin şimdi dünyanın birçok yerine bir şekilde tanıtılması bizim açımızdan son derece önemli olacak. Teşekkür ediyorum bunu bize söyleme imkanı tanıdığınız için ayrıca. Hocam. Kilis'ten de bahsedelim mi farklı yönleriyle? Çünkü şehir dışından kilisi tercih edecek öğrenciler için bilmeleri ve özellikle kampüs imkanları ile ilgili kısmı da değinmeden geçmeyelim. Olur tabii, bu keyifle anlatacağım bir şey. Çünkü biz hakikaten kilisin yeterince tanınmadığını da düşünüyoruz, bilinmediğini de düşünüyoruz. Yani küçük evet ama çok küçük değil. Kendine ziyadesiyle yeten bir şehir Kilis. Kilis Türkiye'de pek çok şehre oranla bir öğrenci için hem imkanları çok olan hem de gerçekten çok ucuz olan bir şehir. Yani mesela bir öğrenci Kilis'te barınma sorunu yaşamaz. Gerek kredi yurtların yurt imkanları açısından gerekse üniversitenin çevresindeki çok geniş alanlara yayılmış stüdyo daireler, pansiyonlar. Yani öğrenci hem de çok ucuz fiyatlara, yani bir de bu imkanların sunulması yanında bu imkanların çok ucuz imkanlarla sunulması söz konusu. Evet. Tabii öğrencinin önemli sorunlarından birisi bu barınma. Bir başka konu öğrencilerin yeme içme noktasında yine ki kendi kampüsümüz içerisinde zaten büyük oranda biz öğrencilerimize yemek imkanlarını en ziyadesiyle en iyi şekilde sunuyoruz. Ve çok ucuz fiyatlara, yani devletimizin katkısıyla hiç şüphesiz. Ama bunun yanında öğrencilerin yemek noktasında hala imkanları olmayanlar söz konusu olursa ki oluyor. Yani öğrenci oluyor. Ne yazık ki. Yine biz o öğrencilerimize yemek bursları vermek suretiyle hiç 5 kuruş ödemeden belli oranda öğrencimiz bu yemeklerden istifade ediyorlar. Yine öğrencilerimiz kısmi zamanlı çalışma dediğimiz bir imkandan yararlanarak özellikle maddi imkanları yetersiz olan öğrencilerimiz bir şekilde bütçelerini kendileri tedarik ediyorlar. Ve yine böylece çok rahatlıkla pek çok imkanlara kavuşabiliyorlar. Üniversitemizde sanat, spor, kültür noktasında kampüslerimizin 3 kampüsümüz var. Bu kampüslerimizden birisi ana kampüsümüz, 2 tane biri ziraat kampüsümüz, biri sağlık kampüsümüz. Kampüslerimizde öğrencilerimizin her türlü imkanlara ulaşma durumları söz konusu. Bir spor vadimiz var. Orada aklınıza gelebilecek her türlü spor tesislerimiz var. Hem de genç üniversite olmanın avantajıyla söyleyeyim. Her bir tesisimiz yeni. Tabiri caizse 0 kilometre olimpik yüzme havuzumuzdan tutunuz da halı sahalarımızdan, tırmanma şeridimizden, atletizm pistimizden, tenis kortumuzdan, voleybol, basketbol sahalarımızdan spor olarak aklınıza gelebilecek her şey. Ve buralarda biz öğrencilerimize ücretsiz spor ve sanat imkanları da sunuyoruz hocalarımız aracılığıyla. Çünkü bizde BESYO yani beden eğitimi spor bölümümüz de var. Ve buradaki hocalarımız her türlü katkıyı ve desteği sunarak öğrencilerimize bir sertifikasyon imkanı da sunabiliyorlar. Aynı şey mesela ücretsiz verdiğimiz kurslarda da geçerli. Enstrüman kurslarından tutunuz. Öğrencinin ilgisi neyse biz ona göre, hatta ben bazen toplantılarda soruyorum. Bizim öğrenci topluluklarımızın başkanlarıyla zaman zaman bir araya geliyorum. Bu arada 130 öğrenci topluluğumuz var. Bu çok çok iyi bir rakam. Ve bunların birçoğu aktif. Tiyatro tutunuz, aklınıza gelebilecek sayısız alanlarda etkinlik yapıyor öğrencilerimiz. Hatta çeşitli şehrin kırsal yerlerine, köylere giderek oralarda yaptıkları çeşitli kendi çalışmalarıyla işte kitaplık yapıyorlar, oralara hizmet götürüyorlar falan. Bunlar da sosyal sorumluluk projesi olarak yine hem çok öğrencilerimizin kıymetli hanesine yazılıyor. Evet. Hem de biz üniversitenin öğrencilerin bu aktiviteleriyle birlikte daha iyi bir yere taşınacağını görüyoruz. Çünkü İyi bir eğitim vermek evet, ama bunun üzerine ne koyuyorsunuz? Bunun üzerine öğrencilerimizin aktif bir şekilde bu üretkenlik içinde neler yapabileceklerini biliyoruz. Ben onlara diyorum ki
yaptığımız toplantılarda. Arkadaşlar, örneğin ne istiyorsunuz yok, işte üniversitede bunu temin edelim. Bana deyin, deyin ki hocam işte ben gitar kursuna gidiyorum ama ben işte bağlama kursu yok, bir de bağlama kursu olsa ben onu tercih ediyordum. O zaman biz bağlama noktasında hoca temin edelim, eğer üniversitemizde bu imkan yoksa bu kursu da size sağlayalım, ücretsiz. Başka ne istiyorsunuz, işte ben dil konusunda veya farklı alanlarda yazarlık okulu diye bir şey açtık mesela geçen yıl. Ben kendimi yetiştirmek istiyorum. Sizin sektörünüze gelmek istiyor. İletişimci olmak istiyor. Efendim yazıp çizmek, işte üretmek istiyor entelektüel anlamda. Yazarlık okulu diye bir okul açtık. Öğrencilerin kayıtlarını aldık. Orada yetkin hocalarımızla o eğitimleri öğrencilerimize vermek suretiyle. Yeter ki bize bir talep gelsin ve biz karşılayabilelim. Çünkü bizim şöyle bir avantajımız var. Biz öğrenciye dokunuyoruz, yüreğine dokunuyoruz, çok yakınız. Neden? Çünkü bizde genç, dinamik bir kadro var dedim hatırlarsanız, evet, başında. Evet. Bu arkadaşlarımız o heyecanla, o dinamizmle, mesela birçok üniversitede şu vardır. Hocalar çok iyidir ama onlara hemen ulaşamazsınız. Ulaşmak zor olabilir. Bizde öyle değil, hemen ulaşabilirsiniz. Yeter ki öğrenci istesin. Siz istesin. Bütün imkanları sunuyorsunuz donanımlar için. Velev ki öğrenci dedi ki hocam ben falanca hocaya ulaşamıyorum, o hocadan yararlanmak istiyorum, işte şu alanda onun katkısını almak istiyorum dedi. Hocalarımız kesinlikle ulaşılır, bunu söyleyeyim. Ama diyelim ki nadiren böyle bir şey olduğunda hemen sosyal medyadan rektörüne ulaşıyor, yazıyor. Biz de hemen hocamıza ulaşıp hocam size ulaşamamışlar diyoruz ve hemen o irtibatı sağlıyoruz. Mesaj verecek hocam bu programdan sonra size. Çok... şöyle bir konu da vardı, böyle bir konu da vardı ya, diye. Öğrencilerimiz evet onu iyi değerlendiriyorlar. Evet. Ama onların hakkı. Hakkı. Evet. Peki akademik kadroyla ilgili de konuşmak isterim. Genç ve dinamik bir kadronuz olduğunu söylediniz. Neler planlıyorsunuz gelecek adına akademik kadronuzun oluşması için? Şimdi biz tabii 14 yıllık bir süreçte, geriye bıraktığımız 14 yılda hakikaten birçok kendimiz gibi 14 yıllık veya 15 yıllık üniversitelerle mukayese edildiğinde akademik kadro olarak iyi bir yerdeyiz. 500'e yakın akademik personelimiz var. Bunların 25-26 tanesi profesör, ciddi bir rakamda doçentimiz var. Ve hemen her alanda, böyle şey değil, bir alanda toplanmış bir akademik kadro yok. Her alanda yetkin hocalarımız ve kadrolarımız var. Dolayısıyla bunların önemli bir kısmı, yani %20 falan, 20-25 arasında bir sayıda da yurt dışında devletin bizim üniversitemiz adına eğitim görmek üzere gönderdiği ve daha sonra doktorasını bitirip dönmüş ve bize hocalık yapan hocalarımız var. Bunlar bize şöyle bir avantaj da sağlıyorlar. Biz uluslararasılaşma noktasında da çok iddialı bir yerdeyiz. Çünkü bu vasıtayla şu anda bizim yanılmıyorsam bir 15 ülkeden 70'in üzerinde üniversiteyle işbirliği Erasmus anlaşmalarımız var. Ve şu ana kadar 300 öğrenciden fazla öğrenci şartları sağlayarak yurt dışında eğitimlerin bir kısmını tamamladılar. Bu konuda biz de başka üniversitelere göre bunları elde etmek daha kolay. Oradan gelen öğrenciler de var mı hocam? 1200'ün üzerinde bizim uluslararası öğrencimiz var. Hem de dünyanın farklı coğrafyalarından, farklı bölgelerinden, Afrika'dan Türk Cumhuriyetlerine, işte Orta Doğu'ya varıncaya kadar her bölgeden öğrencilerimiz var. Ve bu öğrencilerimizin her türlü sorunlarını çözmek üzere bizim oluşturduğumuz bir koordinatörlük var. Birebir öğrencilerimizle ilgileniliyor, sorunlarına çözüm üretiliyor ve öğrencilerimiz son derece evlerinde kendilerini hissediyorlar. O oryantasyonu o birimler aracılığıyla sağlıyorsunuz, evet, anladığım kadarıyla. Evet. İlk başta tabii bizim her öğrencimize örneğin Eylül ayında akademik takvim başladığında zaten ilk bir hafta öğrencilerimiz ders görmüyorlar. Onlara şehri gezdiriyoruz, okulu gezdiriyoruz, tanıtıyoruz, sorunlarını dinletiyoruz. Öğrenci İşleri Daire Başkanımız onlarla toplantı yapıyor yeni başlayan öğrencilerle büyük salonlarımızda. Orada onlara işte neler yapması gerektiğini, hangi sorununu hangi birimle çözebileceğini. Diğer birim yöneticilerimiz tek tek öğrencilerimizle bir araya geliyorlar, şehri gezdiriyorlar, üniversiteyi gezdiriyorlar. Daha sonra da bu özellikle genel anlamda öğrencilerimiz ama özellikle de uluslararası öğrencilerimizle ilgili koordinatörlüklerimiz var. Buralar aracılığıyla öğrenci her türlü sorununu götürmek suretiyle sorunlara çözümler üretebiliyor. Bu konuda çok ciddi çalışmalar, ciddi önem verdiğimiz bir konu olduğu için gayretler üniversitemizde var.
Hocam peki genel olarak üniversitenizde okuduğunuzda kalitenin yükseltilmesi, niteliğin yükselmesi adına başka projeleriniz var mı bu anlattıklarınız dışında? Neler planlıyorsunuz? Yeni bölümler vesaire? Üniversitemizde aslında şu anda bizim başladığımız bir ikinci aşama süreç, yani ilk kuruluşta özellikle ön lisans ve lisans programlarında yoğun bir şekilde biz programları oluşturmayı, buralarda ciddi nitelikli akademisyenler istihdam etmeyi hedef olarak koyduk ve bu konuda bir yere geldik, iyi bir yere geldik. İyi bir yere geldik derken mezunlarımızın özellikle birçok bölümümüzde, iddialı olduğumuz birçok bölümde iyi puanlarla sınavları kazandığını bir veri olarak alarak, geri bildirim olarak alarak bunu söylüyorum. İkinci aşamada şimdi üniversitemizi daha iyi bir yere taşımak için bir uluslararası ilişkilerimizi biraz daha güçlendirmek, öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin uluslararası işbirlikleri içerisinde üniversiteye daha artı değer katmalarını sağlamak. İki, yapılan çeşitli projelerle aslında öğrencilerimizin hocalarla birlikte TÜBİTAK gibi saygın kurumlar nezdindeki çeşitli yarışmalarda ve çeşitli etkinliklerde biraz daha öne çıkması noktasında şu anda ciddi çalışmalar var ve bir kısmında da bunu başardık. Aynı zamanda akademik dergilerimiz de çok ciddi bir akademi dünyasında varlığımızı artık hissettirir durumdayız. Bu konuda çok önemsediğim Orta Doğu ve Göç Araştırmaları diye bir dergimiz var. Bu dergi Türkiye'de az sayıda çıkan bu alandaki dergilerden bir tanesi ve saygın nitelikli bir dergi olarak üniversitemizde bir kadromuzda bunu çıkarıyoruz. Çünkü bizde Orta Doğu Araştırmaları Merkezimiz var. Çok ciddi etkinlikler burada yapıyoruz. Bunun yanında şu anda doktora programlarımızı epey bir arttırdık. Yüksek lisans programlarını arttırdık. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu, ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda imkanlarımızı maksimum düzeyde kullanarak çok iyi bir noktaya geldiğimizi 14 yılda düşünüyorum. Ben tabii süre geçtikçe yıllar içerisinde çok çok daha iyi bir yere geleceğimizi de biliyorum. Çünkü gerçekten dinamik, üretken, çalışkan bir kadromuz ve genç lerle birlikte çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Ben buradan tabii bu konularda bize katkı sunan tüm hocalarımıza sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Tüm personelimize teşekkür ediyorum. Onların gayretleri olmasa tabii bunları... Bu karşılıklı aslında değil mi hocam? Bu etkileşim. Bunlar. Yani öğrenci de aynı şekilde, akademisyen de aynı şekilde bu işin içinde olmalı. Kesinlikle. Ki sizin gibi her türlü yönden donanım sağlamaya çalışan bir rektörler olduğu için de öğrencileriniz çok şanslı. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de onları çok seviyoruz. Onlar bizim için çok özel, çok değerli. Evet. Hocam hafta sonu sınav var. Adayların heyecanı dorukta. Şimdi çok önemli şeyler belirleyecekler. Sınavdan sonraki süreçte şehirleri seçecekler, bölüm seçecekler ve hayat boyu onlara eşlik edecek bir meslek içinde bölüm aslında seçmiş olacaklar. Siz bu konuda neler tavsiye edersiniz adaylara? Şimdi tabii öncelikle öğrencilerin meslek seçiminde kendi yetenekleri, ilgileri doğrultusunda bir bölüm tercihleri önemli. Çünkü netice itibariyle biz akademiye sadece mesleki açıdan bakmasak da bu aynı zamanda bir meslek seçimidir. Ve daha sonraki hayatında bütün bir hayatı bunun üzerine bina edilecek. Bunun için öğrencilerin öncelikle kendi istedikleri bölüm üzerinden hareket etmelerini öneriyorum. İkinci olarak öğrencilerin tercihlerinde çok öne çıkan bir başka nokta şehir tercihidir. Acaba hangi şehirde ben bu eğitimi daha iyi alabilirim? Bence burada bakmaları gereken temel nokta şu olmalıdır. Ben mutlaka A şehrinde, B şehrinde olmalıyım üzerinden bir tanımlama değil. Ben mutlaka bu eğitimi iyi bir şekilde alabilmeliyim. Mutlaka bulunduğum bölümde hocalara ulaşabilmeliyim. Ve mutlaka kendime gelecek planlarken olancasıyla imkanları değerlendirebilmeliyim. Bazen çok daha büyük şehirlerde çok daha fazla imkanların olduğunu düşünürüz ama o imkanlar ulaşılmadığında aslında çok da size bir katkı sunmaz. Ben bu açıdan Kilis ya da Aralık Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimizin kendi hedefleri doğrultusundaki bölümlere geldiklerinde çok daha rahat gelecek hedefleri kurabileceklerini ve çok daha rahat sonuca ulaşabileceklerini, bunu çok daha rahat şartlarda yapabileceklerini ve bu yetkinlikleriyle birlikte yarın Türkiye'nin her yerinde, her ortamında, hatta dünyanın her yerinde bir karşılık bulabileceklerini düşünerek üniversitemiz adına kendilerini evlerinde hissedeceklerini söylüyorum. Ama her şeyden önce
Gençlerimize başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun onlar için en güzel olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Efendim programımızın ikinci bölümünde Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Doğan Karacoşkun'u ağırladık. Hafta sonu yapılacak YKS için bütün adaylara başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Haftaya çarşamba saatler 17.30'u gösterdiğinde biz yine burada olacağız. O zamana kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın. Üniversite tercihleri.com üniversite yolunda programını sundu.